Sinop resmi. Gördüğünüz gibi uç kısım yarımada ve incecik bir noktadan yaklaşık 150-200 metrelik bir alandan yol geçiyor ve adaya geçiyoruz aslında. Cezaevinin bahçesinde bulunan bir dut ağacı ve ilginç bir hikayesi var. Uzunca bir hikaye. Okumak isteyenler onu durdurup okuyabilir. Bir mahkumun cezaevinden çıkış ümidini simgeleyen bu dut ağacı cezaevi müdürüyle olan bir diyaloğu anlatıyor. Çok da ilginç ve gerçekleşmiş bir hikaye. Baba. Hüseyin Pehlivan'ın hikayesi. Kan davasından girmiş. Bu taraflar. Kendi el yazılarıyla. Gezdiğimiz diğer koğuşlar birinci kısımda, burası da üçüncü kısım. Vanmış şurası. İlginç. Nasıl bir hamam anlayamadım. Orada lavabolar var galiba. Yan tarafa bakalım. Gel. Aydınlatılmış tepeden kubbe, delik ve içeriye ışıklar vuruyor. İlginç bir manzara. İçeri gayet bir aydınlık. Peki. Evlerde de kullanılsa ışığa ihtiyaç kalmayacak. Burası ne? Yan tarafta bir vandan. Şuradan bakıyorum. Işığın yansıması ilginç bir şekil oluşturuyor. Şunlar. Tepedeki alandan vuran güneş. Şöyle arada bir tutayım. Üçüncü kısmın avlusu. Ulu bir çınar ağacı. Sinop cezaevi Sabahattin Ali ile ünlenmiş bir cezaevi biliyorsunuz. Dışarıda Deli Dalgalar dizesinin yazarı. Uzun yıllar burada yatmış. Buradan muhtemelen denize açılan bir alanmış ama kapatılmış. Yani surları cezaeviyle birleşik diğer kısmın avlusuna çıkan alan. Tersaneye çıkan alanmış. Surlar Anadolu Selçukluları döneminden kalma. Keykubat vesaire yukarıda yazmıştık. Tersane. Yazı bu şekilde. Anadolu Selçuk Sultanlar denizciliğin önemini kavramakta gecikmedilerdi. Sinop cezaevinde yatan ünlüler. Edebiyatçılar, siyasetçiler, askerler ve daha sonra anılarını yazıya dökmüşlerdir diyor. 200'ü aşkın muhalif. İttihat ve Terakki karşıtı. Kalevent diye mahkum edilenler. İsmi bilinmedik çok kişi de var. Minç ve idamlıklar adlı. Sabahattin Ali 1933 yılının Mayıs ayında Sinop cezaevine verilmiş. Cumhuriyet'in 10. yılındaki haftan yaralanan Sabahattin Ali 33. 32'den 33'e kadar bir yıl yatmış galiba.
Cezaevinin diğer avlusu. Buradan şöyle giriş. Bunlara kötüceğimiz var. Avludaki bir adam. Allah'ın devamı. Sulu var. Köşe. Denize bakan köşe. Askeri gözetleme noktası yarısı boşta duruyor. Şunu yapıştırıyorum. Yine Helenistik dönemden kalmış kule kalıntıları var. Disiplin hücreleri varmış yan tarafta. Buraya gidelim. Yine mutfak şeklinde. Hücreler burada. Ama nereden giriliyor? Şuradan giriliyor galiba. Kesici hücreleri. Burası ışıklandırılmış. Hiç ışık görmeyen hücreler. Tahta kapalı ama içeride neler var? Yani tuvaleti, banyosu hiçbir şey olmayan bir hücre kaldı. Hücrelerinde lavabo ve banyo da yok. Diğer yukarıda gördüklerimizde onlar vardı. Burada onlar da yok. Vardı içeride. Evet, disiplin hücrelerinden birine giriyorum yine. Burada böyle bir alan var. Odalar kapalı tümüyle. İçeriye resimle baktığımda hiçbir şey yok. Aydınlatarak baktığımda tuvalet vesaire de yok. Yine bir disiplin hücresi. Bu cezaevi hiçbir şekilde onarılmamış. Olduğu haliyle bırakılmış bir şekilde. Bayağı da bir disiplin hücresi var. 3, 5, 6 tane burada. Diğerleriyle birlikte 10 tane vardır herhalde. Duvarlarda çok eski yazılar var mı? Onlara bakmaya çalışıyorum. Ama çoğu burayı gezen ziyaretçilerin yazdığı şeyler olsa gerek. Bir tane yukarıda adaletsizlikle insan özgürleşemez yazısı vardı. Muhtemelen o mahkumlardan kalma bir yazı. Burada disiplin hücrelerini gezdik. Alt kat ama üstü muhtemelen karşı taraftan girilen normal koğuşlar. Bu yüzden. Buradan giden bir alan var gene. Dar bir alan. Sur duvarlarıyla birlikte. Çiçekleri koparmayınız. İlginç bir yazı. Hangi çiçeklerden bahsediyor? Yani?
tarafta mutfak. Koğuş. Koğuşlar bayağı bir yüksek. Bu da lavabo ve tuvalet var. Tahta kapıdan giriliyor. Cezaevinin duvarlarına bitmiş bitkiler. Bazı camlar bu şekilde kapatılmış. Böyle dolardan bundan saldırmış. Evet, Sabahattin Ali'ye ithafen çalıyor olsa gerek. Çocuklar gibi şarkısı Sezen Aksu'dan cezaevi yönetimi tarafından çalıyor. Duvarlarda biten bitkiler ve duvarların saçaklarındaki saçaklar saksı olmuş, işleri dolmuş ve bitki bitmiş kendilerinden. Çocuklar gibi şarkısını Sezen Aksu'dan dinliyorsunuz. Ahmet Kaya seslendirmiş, çok güzel. Tavsiye ederim. Sabahattin Ali koğuşu diyor. Eşkıya dünyaya şiirinin öyküsü. Rize'nin şimdiki adı Portakallık olan Haldoz Mahallesi'nde bir düğünde kardeşinin bıçakla karnına yaralanması üzerine kendisine haber veren sandıkçı Şükrü olay yerine giderek vesaire diye uzun bir hikaye. Eşkıya dünyaya. Sene 1341 nefsime uydum. Sebep oldu şeytan bir cana kıydım. Katil defterine adımı koydum. Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz. Bunu yıl 1341 diye okur. Şey, Karayazı türküsü yine Sabahattin Ali'de. Geçmedi yâre sözümüz, yollarda kaldı gözümüz, yere sürüldü yüzümüz, böyleymiş Karayazımız. Dağlar dağlar türküsü. Hatasız insan yoktur, insanlık hatasını kabul ve tamir etmekle ölçülür. Ağlar bitti, çeşmeler kuru, yarimin benzi çok sarı. Ve çocuklar gibi şiirdim. Bu şiirin küçük bir kısmı seslendirilmiş. İşte her yere sokulan bir rüzgar gibi diyor. Oraya kadar ben iki kıtasını şarkı olarak biliyorum. Aşkım iki günlük iptilalardı, hayatım tükenmez maceralardı, içimde binlerce istekler vardı, bir şairi alıp bir günler gibi. Burayı da seslendiriyor. Şimdi şiir seslendiriyor. Çocuklar gibi. Koş. Wow.
koş. Buldum. Burası ne? Şimdi koş. Burada da koğuşlar var. Koğuşçı bir koğuş. Köşede mutfak. Koğuşun içinde tuvalet var. O köşedeki tahta kapı. Ve kapılar. Koğuşlar. Koğuşlar. Diğer koğuşlardan da şekilde. Melankoli şiiri Sabahattin Ali. Aldırma gönül. Hapishane şarkısı beşliyor. Şair ve yazar Sabahattin Ali tarafından 1933 yılında halk diline yayınlanan yazılmış ünlü bir şiirdir. Sıra yazdığı isim Mehmet Genel. İsim vermeden hapishane şarkısı diye numaralandırmış. Başına ne eğilmesin. Şu anda Elebak Bayram tarafından seslendirilen aldırma gönül. Sabahattin Ali, öğretmen, yazar, şair. 907 doğumluymuş Sabahattin Ali. 48'de ölmüş, 41 yaşında. 32-33 yıllar arasında burada yatmış. Roman, çeviri ve derlemeleri var, şiirleri var, öyküleri var. Hapishane şarkıları. Burada çiçekler açmıyor, kuşlar süzülüp uçmuyor, yıldızlar ışık saçmıyor, geçmiyor, günler geçmiyor. En güzel kuşu benzerdi, kafesler sana dar gelir, bir yerde durmak, gezerden açısın sana dar gelir. Leylim ley de Sabahattin Ali inmiş. Önlüm daldan kopan kuru yaprağı. Seher yeli dağıt beni kırverir. İçeride koğuşlar var. Şu anda aydınlatmasız, güneşten aydınlanan bir koğuş. Öbür koğuşlar bayağı bir karanlık. Edirne'nin lambalarından mı? Sinop Cezaevini müze kartıyla gezebilirsiniz. 2018 yılı itibariyle şu anda giriş ücreti 5 TL. Ayrıca bir bankanın kredi kartı yaz aylarında ücretsiz giriş sağlıyor. Sabahattin Ali'nin odası galiba. Aldırma gönül aldırma. Sabahattin Ali. Konsolu, yatağı bu kadar olabilir mi? Bilmiyorum gerçekten. Bu imkanları var mıymış? Sazı duvarda asılı. Konsol ve yatak. Aldırma gönül aldırma şarkısı. Hatasız insan yoktur. İnsanlık hatasını kabul ve tamir etmekle ölçülür. Cezaevi içerisinde Sabahattin Ali'nin şiirleri okunuyor. Elibak Bayram'dan. Dışarıda deniz dalgalar. Avluda büyük bir çınar ağacı. Aldırma gönül aldırma şarkısı eşliğinde. Yes.
birçok dizi oldu. Bunların isimleri filmler, bizim hikaye pardon ve Eşkıya'nın Hükümdar Olmaz ve diğerleri. Tatar Ramazan orijinali burada mı çekilmiş bilmiyordum. Araştıracağım. Ama burada ismi var. Ve Tahliye Sevinci'nin yaşandığı nokta. Kapı, orijinal kapı. Ve yazı. Ulusun ve yuvan seni bekliyor. Buradan onlara yararlı olarak dön. Cezaevinin giriş noktası. Demin sizlere gösterdiğim Sinop resminin o adaya geçiş noktası, yarım adaya geçiş noktasında cezaevi. Yani Sinop'un içine doğru tek yol iniyor zaten. Oradan salındığınız zaman cezaevinin önüne geçiyorsunuz. Surlardaki ilginç taşlar. Sinop cezaevi. Çocuk ıslah noktası. 1939. Mahkum nakil aracı. Avlu. Çocuk ıslah evi. Avluda yunak. Muhtemelen su tankı olarak anlıyordum. Gibi gemi çaparmış adı. Karadeniz'e özgü tek direkli baş ve kış tarafı sivri yukarı kalıklık olan yük taşımak için kullanılan takadan büyük bir çeşit kayık malına. Karadeniz'e özgü bir gemi. Tek direkliymiş. Bu şekilde çivi kullanılmış. Çivi önemli. Çapar ismi. Cezaevinin bir diğer noktası. Cezaevinin bir diğer noktası. Gelmiyorum abi, dur bir saniye. Dışarı. Geliyorum, dışarı çıkıyorum. Baba. Baba. Burası da ıslak noktası. Evet. Tek hücreler galiba. Evet. Lavabo var. Tuvalet var ileride. Tek kişilik hücre olsa gerek. Yani insanın yatmasına kadar yer yok neredeyse şöyle. Tamamı kapısı.
Ve onun gibi birkaç tane daha var burada. Yaklaşık 3, 6, 7 tane hücreler. Hepsi aynı özelliklerden. Ve bu tarafı da gördüğünüz gibi demirli duvara bakıyor. Evet, aynı yerin karşı tarafında gene tek kişilik hücreler. Hücre kapısından içeri ışık dahi görmüyor, kapı böyle kapandığı zaman. Hatta sadece cam alanı var, kafayı sokacak kadar. Aynen dediğim gibi hücre. Aynı hücreleri merdivenlerden yukarı çıkıyoruz. Evet. Sadece şu camı olan bir hücre. Koridor muymuş? Koridor muymuş burası? Ha, gene hücreler var galiba. Evet, aynı yöntemle aynı standartlarda yapılmış diğer hücreler. Kapı kapandığı zaman tamamen ışık ve güneş görmeyen hücreler. Evet, az önce gezdiğimiz hücre cezaevinin dıştan görüntüsü. Ve tavanın köşesinde güvercin, özgürlüğü simgeleyen. Gene avlu ve orada gülleler var galiba. Yuvarlak taş. Hemen gidip açıklaması var okuyayım. Ne diyor? Tütün ürünleri. Evet, bu güllelerin ne olduğunu. Mancınık gülleleri. Topun keşfinden önce özellikle kara kuşatmalarında kullanılan bir çeşit savaş aleti mancınık. Mancının kendisi yok, gülleleri kalmış. Öldüğü gibi. Şöyle. Mancınıklar kaleden kalma şeylerdi galiba. Cezaeviyle ilgisi yok ama orada sergileniyor. Cezaevinin giriş noktası. Kale duvarlarının içi. Cezaevinde mahkumların yattığı. Eski dururlarmış ya böyle mahkumlar. Mahkumların yasağı tabi de. Cezaevinin giriş noktası. Zindan. 1214 Selçuklular taraf alınışından sonra Sultan Kekilavuz Sinop Kalesi'nin kuzey dönemindeki paraları sürekli de iç kale yaptırmıştır. Ve zindanın girişi. Ooo, kapkaranlık. Avlusu karanlık. Dört duvar. Işık takılmış o. Demin dışarıdan görünen zindanın içeriden görüntüsü. Köşede tuvalet var. Aslında kapatılmış mı yani, delik vesaire hiçbir şey yok. Yani tuvalet olması ilginç. Ve alt noktası tabana. Duvar, zincir. Ne için vardı? Ha, prangalar var, evet. Yerdeki prangalar. Zindanın kapısı. Kapı. İçeride insanlar. Zindanın tabiri kim tarafından yapılmış? Evliya Çelebi tarafından. Dev gibi gardiyanlar. Kolları demir parmaklıklara bağlı.
ve her birinin bıyığından 10 adam asılır, nice azılı mahkumları vardır. Uçları da gardiyanlar ejderha gibi dolaşır. Tanrı korusun, mahkum kaçırtmak değil, kuş bile uçurtmazlar. Evliya Çelebi'nin anlattıklarının gerçeklik payı görmek için 20. yüzyıl baştan Sinop zindanında yatan azılı katillerin birkaçını hatırlatmak gerekir. Arnavut Halil Bey 15 sene mahkumiyetle gelmiş. İçeride 8 kişi öldürerek 115 seneye mahkum olmuştur. İzmirli Nazif 130 seneye mahkumdur. Elbasanlı Ramazan 200 seneden fazla mahkumiyeti vardır. Kurt Aydar 150 seneden fazla mahkumiyeti. Bunların yanı sıra sadece bıçağını denemek için adam öldüren nice kanlı katil. Kapalı görüş alanı. Sosyal visit room diyor. Evet, şuralar. İçeride mahkum buraya geliyor. Muhtemelen tel çevirdi. Ve bu şekilde oda şekilde yapılmış. Girelim bir tanesine. Ve içerisi de bu. Karşı tarafta da aynı özellikle var muhtemelen. Evet. Mahkumları aradan elip düşüyorlar. Demir parmaklık ardında. Gezi güzergahı. Muhtemelen cezaevinin yerleşim trokisi. Kapı altı. Oldu. Kapalı cezaevine kapalı görüş cezaevine çıkan nokta. Adalet mümkün temelidir. Ulusun ve yuvan seni bekliyor. Buradan onlara yararlı olarak dön. İslah noktası. Cezaevinin 3 noktası. Yolluk tüphaneler kullanmıyorlar. Çevre kitaplar var. Ama parmaklılar ardında. Kabuk odası ve cezaevinin iç avlusu. Avlunun içten görüntüsü. Oturmak için konulmuş ağaçlar. Çeşme. Muhtemelen eski değil ama. Böyle. Bunların giriş kapısı orada. Hemen girelim. İşçi bir oda, koğuş galiba. Masalar vesaire. Cezaevinde 1939 yazıyor. Muhtemelen bu elektrikler sonradan döşeli. Ve yukarıda gördüğümüz hücrelerdeki odalar karanlıktı. Orada da elektrik var gözüküyordu ama zamanında burada elektrik olduğunu zannetmiyorum. Sonradan döşemiş olsa gerek. Yukarı koğuşlara çıkıyordum.